Rizespor'un yapmış olduğu açıklama, o bizi böyle yaşamış olduğumuz dolandırıcılık olayından dolayı da dem vurmaları falan, ya o yakışıksız oluyor yani. Bizim kimsenin parasına da ihtiyacımız yok. Bize vereceği sadakaya da elhamdülillah ihtiyacımız yok. Bu yaklaşımlar falan kendilerini bağlar. İnsanlar yani karşılarındaki profiller ya da takımlar kimler ise yani bir onların yerine kendini koymaya çalışmalılar. Ben Rizespor'la alakalı bir şey söyleyemem. Belki Rizespor'un yöneticisinin, başkanının bu paylaşımdan haberi bile yok. Yani bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne kadar başarısı var? Hayatında neyi başarmış, neyi elde etmiş? Ben 13 yaşından beri çocuk işçi gibi çalışan bu memlekette kendi mesleğinde beni sevsin insanlar sevmesin. Her zaman en üst sırada olmuş bir kişiyim. Bu konuda da kısasa kısas yaparım, kibir de yaparım. Kimse kusuruma bakmasın. Ama bu işi yapan, bu konuda bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne kadar başarılı olmuş, ne yapmış? Benle dalga geçirebilecek kadar, bu kadar rahat, bu kadar ileri gidebilecek bir kendini rahat görüyor. Yakıştıramadığımı söyleyebilirim. Rizespor'a yakıştıramadığımı söyleyebilirim. Çünkü ben yani Karadeniz'e karşı aslında sempatisi olan birisiyim. Aileden de. Rize'ye karşı sempatisi Ben de çok yani var. hiçbir şekilde bunu bir kurumla, taraftarla bağlayacak bir durum yok. Ama bunu şahsileştirmiş kişi kim ise benle yarışamaz yani o. Yani hiçbir hayatta benim yarışabileceğim birisi de değil. Kalede almadığım yerler var ama üzüldüğümüz yerler var. Biraz önce söylediğimiz gibi çocuklarımız var, ailemiz var. Ne olursa olsun onlar bunu hak etmiyorlar. Ben de böyle bir muhatap olmayı hak etmiyorum. Biz bir berabere kaldığımız maçta son dakika gol yedik. Ve bütün Türkiye bizim üstümüze geldi. Benim hiç aslında olaya dahil olmadığım yerde beni içine çekmeye Çok çalıştılar. etkilendim bütün Bir maçta. tane hakemin yapmış olduğu, yaşamış olduğu süreç, bir yanlış bir penaltı sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyetin çok zehirlenmiş ve aynı zamanda karakteri bozulmuş bir zihniyet olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizi üzemezler bu paylaşımlarla. Daha sert olması lazım. Biz bunlarla üzülmeyiz yani. Sadece onlar adına üzülürüz. Hakemin hatası var ise hakemin hatasıdır. Hakemin hatası üzerinden insanların izzeti nefisleriyle, izzet şerefleriyle oynayamazsınız. Yani biz hiçbir şekilde yapılan bir hakem hatası sonrası bir camiayı ya da bir teknik direktörü hedef alacak bir açıklama yapmayız. Kimse kusura bakmasın, aklı eden herkes de bu açıklamayı yapmaz. Çok talihsiz, bence de yersiz, bence de yakışıksız bir durum oluşturdular. Ama kendilerini bağlar. Herkes günün sonunda kendi karakterinin gereğini sergiler.